Merhaba dostlarım. Öncelikle Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Hepimiz için çok önemli bir değer olan Cüneyt Arkın'ı geçtiğimiz gün kaybettik. Bana göre Cüneyt Arkın Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörüdür. Benim gençliğimin ve çocukluğumun kahramanıdır. Hemen hemen benim kuşağımdan olan herkesin de kahramanıdır. İster inanın ister inanmayın Cüneyt abiyi kaybettiğimizde benim de buramdan bir parça gitmiştir. Cüneyt Arkın vefat etmeden kısa bir süre önce bir kitap çıkarmıştı. Benim kahramanım Türk halkıdır demişti. Ben bu sözü kesinlikle kabul etmiyorum, reddediyorum. Cüneyt abi asıl sen bizim kahramanımızsın. Cüneyt Arkın her şeyden önce çok güzel bir insandı. O güzel insanlardan çok az kaldı günümüzde. Onların kuşağından öyle yetenekli, öyle güzel insanlar çıktı ki onları gördüğünüz zaman birbirlerine o kadar saygılı, o kadar zariflerdi ki, birbirlerine sevgiyle bakan insanlardı. Şöyle bir bakalım o insanlara. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Kadir İnanır, Türkan Şoray. Bunları aranızda sevmeyen acaba kim vardır? İsimlerini saymakla bitmeyecek kadar güzel insanlar vardı o kuşağın içinde. Çok küçük bütçelerle, kendileri de amatör olarak başlamışlardı. Amatör insanlarla muhteşem işler başarmışlardı. Yani o kuşağın içinden oyunculuk okumuş hemen hemen kimse yoktu. Kimisi çok yakışıklıydı, kimisi çok güzeldi ama içlerinden öyle muhteşem yetenekler çıktı ki. Cüneyt Arkın kadar kameranın önüne yakışan çok az insan vardır. Öyle pozitif bir etkisi vardı ki kameranın önünde. Size şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri Cüneyt Arkın'ın filmlerini neredeyse binlerce defa izlemişimdir. Bugün televizyonda şu anda çıksa oturur seyrederim. O kadar severdik yani onları. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum, Cüneyt abiyi kaybettiğimizde benim de buramdan bir parça gitti. İster inanın, ister inanmayın. Cüneyt Arkın o kadar çok yönlü, sosyal içerikli filmler yaptı ki, bir filminde bakıyorsunuz idealist bir gazeteci, bir filminde vatandaş Rıza, hakkını tek başına arayan bir adam, o filmde bütün ailesini de oynatmıştı. Bir filminde bakıyorsunuz Tarık Akan'la oynadığı Madenci filminde sonuna kadar hakkını arayan bir emekçi. Bir filmine bakıyorsunuz idealist bir polis komiser Cemil. Bir filminde romantik bir aşık. Bir filminde müzisyen. Bir bakmışsınız kiralık bir katilin dramını anlatıyor. Bir başka filminde Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kan davasına parmak basıyor. Cüneyt Arkın daha çok aksiyon filmleriyle ön plana çıkmıştır. Halbuki Cüneyt Arkın sosyal içerikli filmlerden de çok yapmıştır. Cüneyt Arkın bana göre gelmiş geçmiş en büyük aktördür dememin sebebi Cüneyt Arkın kadar mesleğine kendisini feda eden bir aktör hala günümüzde yoktur. Cüneyt Arkın neredeyse vücudunda kırılmamış kemiği kalmamıştır o aksiyon sahnelerini yapmak için. Cüneyt Arkın bir programda anlatırken denk gelmiştim. Bir filminde atla beraber duvarı delip geçiyordu. Ama o duvarı yapanlar göstermelik bir duvar yapacağına gerçekten beton dökmüşler. Cüneyt Arkın'ın o sahnede eli kopmuş, hastaneye zor yetiştirmişler. Sinema ve tiyatro abartı sanatıdır. O filmlerde Cüneyt Arkın abartıyı biraz fazla kaçırmamış olsaydı gerçek anlamda klasik olacaktı o filmler. Ama her şeye rağmen o filmler Türkiye'de klasik olmuştur. Cüneyt Arkın'ın o filmlerde yaptığı akrobatik hareketleri, o at üstünde yaptığı hareketleri bugün yapabilecek ve yapan hiçbir oyuncu ben görmedim. Tabii şunu da görmek lazım, Cüneyt Arkın'ın karşısındaki insanlar da son derece amatör insanlardı. Hiçbir önlem alınmadan ısırıklarla atlamalar, kaleden tırmanmalar, burçtan burca atlamalar. Yani Cüneyt Arkın kısaca hayatını ortaya koyuyordu o filmleri yapmak için. Yani işinin ekmeğinin hakkını vermek için her şeyi yaptı Cüneyt Arkın. Adam 35-40 yaşlarında Medrano sirkine gidip ata binme, taklalar atma, sırıkla atlama dersleri aldı. Aynı yaşlarda o devirde karate filmleri Bruce Lee'nin de etkisiyle dünyada çok büyük ilgi görüyordu. Cüneyt Arkın 35-40 yaşında karate öğrenmeye gitti. Yani bu işler öyle çok kolay işler değildir. Zamanında spor yapan bir insan olduğum için çok iyi bilirim. Spor genç yaşta yapılacak bir şeydir. Ama Cüneyt Arkın mesleğinin hakkını vermek için bunu da yapmıştır. Peki Cüneyt Arkın aslında kimdir? Cüneyt Arkın aktör, senarist, yönetmen, yapımcı,
aynı zamanda aktivisttir. Gençliğinde de doktordur. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi fakir bir ailenin çocuğudur. Fakirliğin en dibini yaşamıştır. Kendisi anlatmıştır bunları da. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa süreli de olsa doktorluk mesleğini sürdürdü. 1963 yılında yedek subay olarak askerliğini Eskişehir'de yaparken bu sırada başrolünde Göksel Ersoy'un oynadığı Şafak Bekçileri filmini çeken Harit Refik Cüneyt Arkın'ı görmüş ve dikkatini çekmiştir. Yani Cüneyt Arkın'ı yönetmen Harit Refik keşfetmiştir. Cüneyt Arkın'a sinemanın yolunu açan insan Halit Refik olmuştur. İlk filmi de Gurbet Kuşları'dır. Gurbet Kuşları filmi 1964 yılında çekilmiştir ve seyirci Cüneyt Arkın'ı çok sevdi. Ve Cüneyt Arkın'ın böylece önü açılmıştır. Romantik filmler yapmıştır, komedi filmleri yapmıştır, aksiyon filmleri yapmıştır. Kovboy filmleri bile yapmıştır. Cüneyt Arkın'ın yaklaşık 400 tane filmi vardır. Hatta Cüneyt Arkın'ın menajeri aracılığıyla Hollywood'dan James Bond karakterini oynaması için teklif yapılmıştır. Cüneyt Arkın kendisi bir programda anlatırken dinlemiştim. Hollywood'a görüşmeye gidiyor. Sadece isminin Türk ismi olmasından dolayı iş yatıyordu. Yani Cüneyt Arkın Hollywood'a adımını atmış olsaydı şu anda dünyanın en efsane oyuncularından biri olacaktı. Bunlara rağmen Cüneyt Arkın'ın filmleri Avrupa'da ve Orta Doğu'da çok izlenmiştir. Hatta Avrupa'da değişik değişik yabancı isimler koymuşlardır Cüneyt Arkın'a. Kesinlikle böyle olacaktı çünkü Cüneyt Arkın'da bu yetenek vardı. Cüneyt Arkın'ın bir ara alkol alışkanlığı olmuştu. Kendisi tam bir alkolikti. Ama her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya, Betül Hanım sonuna kadar Cüneyt Arkın'ın karşısında durmuştur. Şunu da söylemek isterim, her başarısız erkeğin karşısında da bir kadın vardır, bunu unutmayın. Cüneyt Arkın 1964 yılında okuldan arkadaşı olan Güler Mocan'la evlendi. Bu evliliğinden bir kızı oldu. Kızının adı da Filiz'di. Cüneyt Arkın'ın bu evliliği 2 yıl sürdü. 1968 yılında Betül Arkın'la tanıştılar. Betül Hanım'la 1970 yılında evlendiler, 1971 yılında ayrıldılar. Kısa bir süre sonra tekrar evlendiler. Bu evliliklerinden de Kaan ve Murat doğdu. Aslan gibi iki tane oğlu oldu. Hemen hemen hepinizin imreneceği güzel bir evlilik yaşamıştır. Cüneyt Arkın o kadar güzel bir insan, o kadar aslan yürekli bir adamdı ki 12 Mart döneminde 1972 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney'in birinci seçilmesine rağmen siyasi nedenlerle Cüneyt Arkın'a en iyi erkek oyuncu ödülü verilmiştir. Cüneyt Arkın bunu Bir reddetmiştir. Bir televizyon programında Cüneyt Arkın'ın kendi ağzından duymuştum. Yılmaz'ın hakkıydı demişti. Ben o ödülü alamazdım demişti. Cüneyt Arkın sinemayı bıraktıktan sonra tam bir aktivist olarak hayatına devam etti. Kendisi de zamanında alkolle ilgili problem yaşadığından dolayı Anadolu'nun her köşesini dolaştı, alkol ve uyuşturucuya karşı konferanslar verdi. Hayatının son dönemlerinde de kitaplar yazdı. Dopdolu bir insandı. Hayatında neredeyse hiçbir boşluk yoktu. Aslan yürekli bir insandı. Cüneyt Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun. Gençliğimin ve çocukluğumun kahramanı, Türk halkının kahramanı, büyük insan, güzel insan. Hoşça kalın dostlarım.